Evet kanal izleyicileri, tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda palamut fileto kızartma yapacağız birlikte. Palamutların filetolarını nasıl çıkardığımızı fileto çıkarma videomuzdan bakabilirsiniz. Şimdi birlikte bunları güzel bir şekilde kızartalım. Unumuzu koyduk. Beyaz unla yapacağız. Yeteri kadar tuz atın kendinize göre. Bu şekilde. Unu karıştıralım tuzla beraber. Evet. Şimdi balığımızı şu şekilde unluyoruz güzel bir şekilde. Kenar alıyoruz. Diğer balığımızı unluyoruz. Bakın bu şekilde. Balıklar bayağı büyük. Şu an tam mevsimi. Mutlaka tüketin. Çok faydası var. Balık demek, sağlık demek. Bu da aynı şekilde unluyoruz. Bunu da buraya koyalım. Bunu da burada bırakırız. Evet. Şu anda hazır. Tavamıza yağımızı koyalım ve pişirmeye başlayalım. Sıvı yağımızı koyduk. Ben biraz da tereyağı ekleyeceğim buna. Saf tereyağı koyacağım. Kızartmalar için özellikle yaptığım saf tereyağım var. Sarı tereyağı. Saf tereyağı altın renginde. Bunu özellikle hazırladık biz. Balıklar için, kızartmalar için, tavuklar için. Isı derecesi çok yüksek. Yakın zamanda kanalımızda yayınlanacak bu. Eridikten sonra tereyağımız. Bakın çok güzel bir tat katacak tereyağımız buna. İki tatlı kaşığı atabilirsiniz. 1,5 tatlı kaşığı atabilirsiniz. Size kalmış. Yağımız kızdıktan sonra balıklarımızı koyacağız. Evet bakın lob et. Tekrar gösteriyorum. Lob et ve balığımı koyuyorum. Şu anda. Evet. Diğerini koyuyorum. Ve üçüncüsünü koyuyorum. Balıklar büyük olduğu için tavaya sığmadı. Kılçıklı etler vardı ya, onunla beraber diğerini pişireceğim. Şimdi burada şuna dikkat edin. Balığımızın alt tarafının piştiğine emin olduktan sonra çevireceğiz. Eğer pişmeden sürekli çevir yaparsanız, yani sürekli çevirirseniz balık darmaduman olur ve lezzetini kaybedersiniz. Dağılır. Bütün bir balık yemek istiyorsak alt tarafının piştiğine emin olacaksınız. Daha sonra balığı ters çevireceğiz. Bu da yaklaşık 5-6-7 dakika civarında. Ateşinizin ısısına göre, ocağınızın sıcaklığına göre bunu ayarlayabilirsiniz. Evet, şu anda pişiyor balıklarımız. Yaklaşık 1-2 dakika geçti. Evet, bakın. Şu şekilde pişmeyen yerleri buraya getirirsiniz. Yağı ve balıkları biraz dolaştırabilirsiniz istiyorsanız. Neresini pişirmek istiyorsanız oraya doğru çekebilirsiniz. Hala çevirmedim. Bu tereyağı saf tereyağı olduğu için kesinlikle yanmaz. Bakın harika kızardılar. Şu anda alt taraflar kızardığını düşünüyorum en azından. Evet, şimdi çevirelim bakalım bir tanesini ve başlayalım. Evet, harika kızardı. Muhteşem bir balık oldu şu anda. Göstereceğim size biraz sonra tekrar. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde kızardığına, piştiğine emin olana kadar devam ediyoruz. Bakın bu balığı mutlaka mevsiminde tüketin. Bakın nar gibi kızardı balıklarımız. Tam kıvamında kızardı. Bakın yağ nereye gitmediyse oraya yağı çeviriyorsunuz. Balıkları da isterseniz hareket ettirebilirsiniz bu şekilde. Bu şekilde. Bakın. Ama kesinlikle çevirmeyin altını piştiğinden emin olmadan. Evet, balıklarımızın piştiğini düşünüyorum. Bakalım alalım şöyle. Bakın alıyorum tabağıma. Tersini göstereyim size. Bakın muhteşem bir görüntü oldu. Bakın bunu da gösteriyorum. Evet, bakın. Harika kızardı. Bunu da alıyorum. Ve bunu da bu şekilde koyuyorum. Evet kanal izleyicileri, bakın palamudumuz pişti.
Muhteşem bir görüntü, muhteşem bir lezzet oldu. Mutlaka bu şekilde deneyin derim. Kılçıkta etli kısımları alacağım şimdi ve size onu da göstereceğim. Bakın bu şekilde bayağı bir et var bunlarda. Bunu da koyuyorum şöyle. Bakın bunu da alıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın. Bunu da yanına koyuyorum. Ve daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.